Tekirdağ'dan geldim. 3 yıldır adayım. Sen başlamıştın. Ben ilk defa belediye başkanlık koltuğuna oturuyorum demiştim. Benden biri de ağaçlık yeşil. Çünkü ağaçlar dediğiniz gibi serinlik veriyor ve rüzgarın daha çok fazla olmasını sağlıyor. İlk önce bana bu anı yaşattığınız için herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Bu benim hayatımda çok önemli olacak çünkü ilk defa bir belediye başkanının koltuğuna geçiyorum. Ben ilk önce ağaçlar hakkında konuşacağım. Ben buraya 5. sınıfta geldim ve gelirken, okula giderken doğrusu her yer fıstık ağaçlarıyla doluydu. Ama artık giderken bakıyorum ki taş yolu olmuş, yani evler olmuş, ağaçlar olması gerekiyor. Neden? Çünkü Atatürk Barajı var ve ileride buradaki ağaçlar iyice kesilirse nem olacak ve nem bu sıcakta daha fazla olup insanlar daha çok bayacak. Böylelikle ağaçların bu ortamdaki nemi alıp serinletmesi daha iyi olur. 3 Nisan'da mesire alanımızda uçurtma şenliğimiz var. Tüm çocukları yarın mesire alanına saat 10.30'da uçurtma şenliğine davet ediyorum. Evet, davet ediyorum. Alo? Tamam, geldim. Not gelsin mi? Ne yolu? Tamam, görüşeceğim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Şimdiki yol çökmüş. Evet. Bir vatandaşmış geldi. Notumu alayım. Gerekeni yapacaktır. Tamam. Teşekkür ederim. Ya ben ilk defa belediye başkanı oldum bugün. Herkese çok teşekkür ederim. Dün çocuk sokağının açılışını gerçekleştirmişiz. Yani ise mesire alanında 10.30'da uçurtma şenliği yapılacak. Herkesi davet ediyorum. Evet, 23 Nisan münasebetiyle bizim için hayatımızın anlamı olan çocuklarımız, bizim bayramı münasebetiyle biz bugün koltuğumuzu Zeynep Tuğfe Helvacıoğlu'na bıraktık ve Zeynep Tuğfe Helvacıoğlu başkanlık makamında belediyecilik anlamında yapacakları konusunda gerekli talimatları verdi. Aldığı şikayetlere birebir de müdürlere talimat verip yerine getirmeye çalıştı. Kısa süre de olsa güzel bir başkanlık yapmış oldu. Tabii ben buradan tüm çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah 23 Nisan'da değil, çocuklar her zaman için, her gün için, onlar için mutlu, umutlu günler olması münasebetiyle biz de sosyal belediyecilik olarak her zaman için onlar için sosyal donataları fazlalaştıracak çalışmalar yaparak her zaman için onların olması gerektiği yerde olması için mücadelemizi yapacak ve onlar için güzel bir şehir oluşturmaya devam edecek. Başkan Satranç takımı. Çok teşekkür ederim. Evet. İçinde ne olduğunu ben de bilmiyorum ama muhakkak güzel bir şeyler yapacağız. Var mı? Çok teşekkür ederim.